Arkadaşlar merhaba, yepyeni bir videodan daha selamlar. Şu an Kazakistan'dayım. Kazakistan'a girmiş bulunmaktayım. İlk videomu çekmiştim biliyorsunuz. Bu Kazakistan'dan ikinci videom. Şu an Aktau'ya doğru gidiyorum. Ve abi bu arkamızda gördüğünüz araçla gidiyoruz. Burada bir abimizle tanışmıştık. Birazdan size onu da göstereceğim. O bizi Aktau'ya götürecek. Ve Aktau'da beraber kalacağız işte, sağ olsun. O zaten oraya gidecekti. Biz de aynı şekilde Aktau'da kalacağız onunla beraber. O zaten kalacaktı. O da burada tırcıydı abi. 15-16 gündür buradaymış. Gideceğiz ama dikkatimi çeken şey şu oldu. Kazakistan'a ilk girişim daha. Yani abi şimdi bir yoldan gidiyoruz. Her taraf çöl. Dedim burada başka bir şey yetişmiyor mu? Adam dedi ki buradaki abi. Dedi burada kardeşim hiçbir şey yetişmiyor dedi. Yani harbiden bakar mısınız? Her taraf çöl abi. Şimdi göstereyim hatta çevreyi size. Abi göründüğü gibi bak, her taraf böyle çöl yani. Her şey dışarıdan geliyor. Pahalı bir ülkeymiş şöyle diyorlar. Fiyatları zaten size göstereceğim. Şöyle bakar mısın abi, her taraf böyle. Bu indiğimiz yere Aktau şehri çok yakındı abi. O yüzden biz de Aktau şehrini görmek istedik. Normalde Almaty'ye gidecektik o tırcı abilerimizle ama onların işleri uzun sürdü. Bir de buradaki abi işte ben orada ev tutacağım işte, birkaç gün dinleneceğim dedi. Çünkü o 16-17 gündür burada. Onunla beraber gidelim dedik. Bir şehir daha fazladan görelim dedik. Kazakistan'da bakalım nerelere gideceğiz. Aktau'da önemli bir liman şehri. Deniz kenarında bir şehir yani. Şimdi orayı da size gösteririm. Fiyatları da gösteririm. Bakalım nasıl bir yermiş. Hep beraber gezelim, görelim arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Görüşürüz. Abi şimdi evimizi kiraladık. Evi birazdan göstereceğim. Böyle alışveriş yapıyoruz eve. Böyle genel olarak fiyatlar yani bana çok pahalı geldi. Zaten market videosu da çekerim. Vallahi pahalı gibi ya Kazakistan. Bakalım ne yapacağız burada. Şöyle ürünler, değişik ürünler de var. Hatta onlarla ilgili de bir video çekebilirim. Biz de şöyle işte yiyecek içecek, domates, biber falan öyle şeylerden aldık. 3 gün 2 gün falan o Aktau şehrinde olacağız. Öyle size de burayı göstermek istedim. Şimdi böyle Seren yemek hazırladı sağ olsun. Makarnamız var, böyle salatamız var, böyle patatesimiz ve tavuğumuz var. Böyle kola içiyoruz. Teşekkür ediyoruz Serencim, eline sağlık. Afiyet nuş olsun. Abimizin de kesesine bereket. Abimizin de kesesine bereket. Yiyoruz bakalım. Bu arada ben burada şunu söylemek istiyorum ya, söylemeden yapamayacağım. Abi şu an burada saat 9. Ve hava aydınlık yani, şöyle görüldüğü gibi. Yani 9'da hava aydınlık yani, burada çok saçma ama hala inanamıyorum yani. Türkiye'den 2,5 saat abi, değil mi? 2,5 saat ilerideyiz şu an. 2 saat. Herkese yepyeni bir videodan daha selamlar. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yeni videodan herkese selamlar. Kazakistan'ın şu an Aktau şehrindeyim. Bugün size Aktau'yu gezdireceğim. Aktau'da neler var neler yok size onu göstereceğim. Yarın ise Aktau şehrinden çok uzun bir yolculuk beni bekliyor. Aktau şehrinden Çimkent şehrine ve Almaty'ye geçeceğim. Bilmiyorum nereye geçeceğim. Çünkü otostop çekerek geçeceğim için belli bir ne kadar duracağım, ne zaman sürede gidecek bilmiyorum. O yüzden şu an size kaldığım evi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bir tane abiyle tanışmıştım, tırcı abi. O da zaten ev tutacaktı ve sağ olsun onunla beraber bu eve geldik. Şöyle bir ev kiraladık. Günlük 20 dolar. Şöyle abimiz sağ olsun bize yardımcı oldu. Ev gerçekten bayağı büyük. Yani bilmiyorum Kazakistan'daki tüm evler bu şekilde mi? Şöyle böyle, şöyle böyle bir böyle villa gibi bir yer burası. Çöpü dışarı attık. Her neyse, burada bir yerde kalıyoruz. Şehir merkezine yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta. Birazdan da şehir merkezini gezeceğiz ve şehir merkezinde ne var ne yok size göstermeye çalışacağım. Önce odaları göstermek istiyorum. Odalar çünkü bayağı büyük. Mesela burada bir oda var böyle. Bu şekilde. Şurada da böyle bir oda var. Burada böyle bayağı büyük odalar var. Gerçekten hani buradaki evler bilmiyorum, belki de çok büyüktür. Burada da böyle bir oda var. Abimiz de burada kendisi. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Abimiz de Artvin Hopalı sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Burayı kiraladı. Bütün her şeyi ödedi. Teşekkür ediyoruz abi sana da. Ayrıca yani Karadenizli. Buradan abi bir şey söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Seni rahatsız etmeyeyim.
Evde bu şekilde. Şurada da bir tane oda var. Abimizin kaldığı oda. Aynı yani bizim odalar gibi. Böyle de banyosu var. Böyle. Bu şekilde. Evin içinde internet var. Güzel yani. Ev bayağı güzel. Benim hoşuma gitti. Bugün buraları gezeceğiz. Bakalım neler varmış. Kaldığımız yerde işte burası. Böyle bir ev. Bayağı güzel gözüküyor. Kaldığımız evin sokağı da bu şekilde. Böyle. İlk izlenimlerimde Kazakistan pahalı bir ülke bence. Doğuda olduğumuz için burada güneş geç batıyor arkadaşlar. Abi şimdi buradan otobüs bekliyoruz. Burada arkadaşlarımız vardı, Azerbaycanlı. Onlar konuşuyordu. Ben de dedim hani sorayım onlara dedim, biliyor musunuz otobüs gidiyor mu diye. Sağ olsunlar bize yardımcı olacaklar. 5 numara otobüs. 5 numara gidiyor. Evet, şehre. Şehre 5 numara. Evet, 5 numara. Kaç tenge acaba? 70 kuruş falan. 70 2 tenge. Evet. Tamam. 70 mi? 70 ona yetiyor. Tamam. Tamam, otobüs bekleyeceğiz burada. Burada zaten görüldüğü gibi Hazar Denizi var. Zaten Hazar Denizi'nin öteki tarafında biliyorsunuz Azerbaycan var. Burası tam Hazar Denizi'nin diğer tarafı oluyor abi. Şöyle. Bu arada 1 Türk lirası 27 tenge ediyor. Yani ortalama 30 tenge diyelim. Düz hesap yazalım. Ona göre fiyatları anlayabiliriz. Yani şimdi 70 tenge civarındaymış. Yani 2,5 lira civarında otobüse bineceğiz. Bakalım ne olacak. Kazakistan'daki ilk videolarım. O yüzden Kazakistan hakkında size çok güzel bir klip hazırlayacağım. Şimdi sizi onunla baş başa bırakayım. Ondan sonra size burayı gezdirmeye başlayacağım. Haydi iyi seyirler. Kazakistan 1991 yılında Sovyetlerden ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Kazakistan bayrağındaki altın renkli şerit eski Altın Ordu Devleti'ni, altın renkli güneş, huzur ve bereket simgeler. Kanat açmış Bozkır Kartalı özgürlük ve bağımsızlık simgeler. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, yani eski ismiyle Astana'dır. Günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletlerinden biri olan Kazakistan, yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 7. ülkesidir. Kazakistan para birimi tengedir. 2022 Kazakistan protestoları gaz fiyatlarının artmasıyla iç karışıklığa sebep oldu. Birçok kişi bu isyanda öldü. Bense bu isyanın başladığı şehir Aktau şehrindeyim. Evet arkadaşlar. İzliyoruz abi. Beni takip ediyorsun. Takip ediyorum. Buldum. Kazakistan'da buldum. Abi şimdi otostop çektik. Sağ olsun arkadaşlar da Azerbaycan'da. Hangi rayon? Hangi rayon? Abi Gürcistan Azerbaycan'dası. Heh tamam süper. Gürcistan. Bana Gürcistan'a gel yazıyorlardı. Arkadaş bize aldı. Teşekkür ediyoruz aldığı için. Bize. Merkezde var abi. Sen nereye diyorsun? Neresi var abi? Götür bizi abi o zaman. Götür beni gittiğin yere. Teşekkür ediyorum. İsim neydi? Albert abi. Albert. Albert teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyorum ve şu an gidelim bakalım neler var. Gerçekten havayı kararttık abi. Dolmuş geçmiyor yani otobüs geçmiyor. Nasıl bir yer bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Ben geçtim buradan abi. Sonra tekrar şehirden geldim. Benzettim mi diyorum seni. İkinci geldim. Tamam süpersin. Vallahi çok sağ ol. Hadi gidelim. Abi bu Nur Sultan'ın abisi. Burada Nur Sultan zannettim başta ama yanındaki arkadaş dedi abisi dedi. Bu ablası mı? Ablası. Evet. Bu da ablasıymış. Kendisini görebilecek miyiz acaba? Bu arkadaki. Yok abi onu. Bu Nur Sultan'ın. Evet. Bu da Nur Sultan'ın şeyi abi. Kayınpederi mi? Yok yok. Abla abi. Babası. Amcası. Ha amcası. Seviyorlar burada bayağı değil mi? Burada abi onu saygılıyor. Ona saygı değil mi? Saygı duyuyor insanlar. Çünkü Sovyet zamanından sonraki hani ülkede bayağı bir gelişmişlik katmış ve bir sürü yardımı olmuş. Ülkenin gelişimine katkısı olmuş. Petrol rezervlerini mi çıkarmıştı? Petrol rezervlerinin hepsini çıkartmış. Bayağı katkısı olmuş. O yüzden saygı duyuyor burada. Zengin şehri. En zengin Kazakistan. Şehri Kazakistan'ın. Petrol. Petrol. Ha petrol zengini. Evet. Zaten diğer tarafta Bakü olduğu için Bakü'de de evet abi. Çok en zengin şehri Kazakistan'da. Bu arada burası Kazakistan'ın en pahalı şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Aktau şehri. Bu arkamızda gördüğümüz Nur Sultan oluyor. Yani daha demin bahsettiğim insan oluyor. Buraya çok faydası bulunmuş. İşte bunu da size göstermek istedim. Rusça yazıyor zaten. Zaten Kazakistan'ın eğitim dili Kazakça ve Rusça. Zaten birçok devlet dairesinde yarı Kazakça yarı Rusça yazıyor. Öyle şekilde konuşuyorlar. Arkadaşlar size birazcık böyle çevreyi göstermek istiyorum. Zaten bak mesela bu buradaki restoranların çoğu Türkmüş abi. Çoğu sahibinin Türkmüş. Dönercisinden şeyinden tut.
Azerbaycanlılar da çok fazla. Burada Gürcü Azerbaycanlılar da çok fazla. Yanımızdaki arkadaş da zaten öyleydi. Bizi aldı. Beni TikTok'ta görmüş kendisi. Burada tam şehrin merkezi abi. Yani bu gördüğünüz cadde, şöyle biraz göstereyim. Bu gördüğünüz cadde şehrin merkezi. Böyle yol boyu gidiyor ve yol üzerinde işte böyle kafeler var, restoranlar var, işte oteller var. Arayabileceğiniz her şey var. Genelde burada burada mesela gençler mi böyle gençler akşam mi dolanıyorlar, değil mi? Kafelere oturuyorlar, şey yapıyorlar. Böyle bir yer abi. Saat 10'da hava kararıyor. Abi saat 10'da hava kararıyor. Türkiye'deyken yani ben 4'te 5'te kışın 4'te 5'te kararıyor. Yazın da 7 7.5 8 gibi kararır. Abi burada 10'da kararmıyor ya. Çok garip yani. Zaten burası sanayi şehri değil mi? Evet abi. Ya burası sanayi şehri olduğu için çok turistik bir yer değil aslında. Ama burada insanlar büyük ihtimalle çalışıyor. Para kazanmak için buraya geliyorlar. Şimdi bakalım, biraz daha size çevreyi göstermeye devam edeceğim. Bakalım gezelim. Abi Türklerin. Hepsi Türklerin bunlar, evet. Ha. Baksan bereket İstanbul döner var ya. Evet abi. Abi bereket döner var ya. İstanbul kafe öbür tarafta. Böyle. Evet, şu an ise görüldüğü gibi Kazakistan meydanına geldik. Daha doğrusu Bayrak Meydanı diyorlar buraya. Ya aslında bu Aktau'da gezilecek çok fazla yer yok. Ben sadece böyle video yapmak istedim yani. Çünkü gezip görüyorum, anılarımı size paylaşmak istedim. O yüzden yapıyorum yani. Burada genellikle parklar var arkadaşlar. Çünkü Kazakistan'da step çok fazla olduğu için, yani kuraklık, yani çöl iklimi çok fazla olduğu için çoğu yerde hiçbir şey yetişmiyor arkadaşlar ve çoğu ürünlerin hepsini ithal ediyorlar. O yüzden çok verimli toprakları olmadığı için ve elverişli yerleri olmadığı için genelde Kazakistan'da, yani ilk gördüğüm kadarıyla bu şehirde en azından, çok büyük parklar var ve insanlar, bak gençler mesela görüldüğü gibi parklarda, böyle gördün mü? Mesela parklarda dolaşıyorlar. Sürekli parklardalar. Şimdi size Kazakistan parasını göstermek istiyorum. Bu elimde gördüğünüz, şöyle göstereyim. 500 tenge arkadaşlar. Böyle değişik bir paraları var. Yani diğer paraları da göstermek istiyorum sonradan ama böyle güzel yani paraları. Bayağı hoşuma gitti. Bu 500 tenge arkadaşlar 1 dolar ediyor neredeyse. Daha doğrusu 1 dolar 10 sent falan ediyor. 400 tenge 1 dolar arkadaşlar. Bunu size göstermek istedim bu şekilde. Görüldüğü gibi Kazakistan bayrağı da burada. Böyle. Bir sonraki rotam neresi olacak? Bakalım, görelim. Gidelim. Şu an yeni bir yere geldik. Veşnagoman diyor. Kasten yanıyor da. Sürekli ateş yanıyor. Zaten bu Azerbaycan'da da çok fazla vardı. 1945 ile 1941 ile 1945 yılları arasında arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman faşizmine karşı buradaki insanlar savaşıyor. Sovyet ülkeleri. Biliyorsunuz Sovyetler eskiden çok fazlaydı. Şunun bilgisini de vermek istiyorum. Sovyetlerden en son ayrılan ülke Kazakistan oluyor. Ve burada da böyle böyle heykel gibi böyle onlara bir anıt yapmışlar. Görüyorsunuz Kazaklar var burada. Bu şekilde. Bu sönmeyen bir ateş. Buradan gaz çıkıyor abi. Hani gücü temsil ediyor diyebilirim. 1941 ile 45 yılları arasında. Bak 1941, 1942, 1943, 1944 ve 1945 yılları arasında bu şekilde sönmeyen bir ateş var. Burada savaşmışlar beraber, Sovyet zamanında kalan insanlar. Almanlarla savaşmışlar. Alman faşizmine karşı savaşmışlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Onu temsil ediyor diyebiliriz abi. Yalnız bir şey de dikkatimi çekti. Normalde abi birkaç saat öncesinde kimse abi dışarıda değildi. Ama şu an akşam oldu, yani herkes dışarılara düştü yani. Çok garip bir durum ama herkes dışarılara düştü. Yani dışarıda bir sürü insan var şu an. Böyle şehir merkezi. Bu şekilde Aktau'nun. Ya aslında arkadaşlar şöyle, ben ilk Aktau'ya gezilecek yerlere baktığımda, hani bir YouTube'dan video arattığımda kimse video çekmemişti. Ben şu yüzden video çekiyorum bir yandan da. Yani buraya gelen insanlar bu videoyu görsün. Yani belki gelirler, belki gelmezler, size bağlı ama en azından elinizde bir video olacak. Böyle böyle bir yermiş gibi kafanıza bir fikir edinsin. Çünkü ben daha önceden YouTube'da hiç böyle video görmedim. O yüzden hani vlog çeken kimse yoktu burada. O yüzden bu şehre geldim. Belki videoyu izlesem gelmezdim bu şehre. Ama geldim, yine bir gün geçirdim yani burada da. Buradan da zaten yarın yolculuk yapacağımı size söylemiştim tekrardan da. Böyle binalar bu şekilde, bakar mısın? Eski duruyor. Sovyet zamanından mı kaldı acaba bilmiyorum. Ama eski duruyor binalar. Şöyle göstereyim size. Ve şu an hava gerçekten inanılmaz soğuk. Ya bir şey diyeceğim, kışın bura kaç derece oluyor? Soğuk. Kaç? Minus.
Eksi 20 falan? 20 falan çıkıyor. 20 oluyordur yani, şu an bile bayağı soğuk hava. Sen üşümüyor musun böyle? Mayıs ayında. Arkadaşlar yani sürekli park gösteriyorum, kusura bakmayın ama parktan başka bir şey yok. Bir deniz kenarı var, birazdan deniz kenarına gideceğim. Burada da böyle yine Sovyet zamanından kalan böyle uçak var. Onun parkını yapmışlar yani, ona ithafen bir şey yapmışlar. Öyle, onu göstermek istiyorum size. İnsanlar böyle akşam dışarı çıkıyor. Niye ise anlayamadım yani. İnsanlar, hani arkadaşım öyle dedi. Mesela Özbekistan'dan gelip çalışıyorlarmış. Çünkü sanayi yeri olduğu için Özbekistan'dan, Karakalpakistan var işte Özbekistan'da. Oradan geliyorlarmış, çalışıyorlarmış. O yüzden hani burası aslında, hani buranın zenginleri, buranın işte para babaları diyeyim, hepsi Astana'da yaşıyorlarmış arkadaşlar. Öyle dedi arkadaş. Burada sadece böyle insanlar çalışmak için geliyorlarmış. Deniz sahiline gideceğiz, kırağına gideceğiz. Bakalım orada neler var, onları da size göstermek istiyorum. Bu arada burada çok fazla at eti ve deve eti tüketimi çok fazla ama şu an burada bunu çekmeyeceğim. Bunu ben başka bir şehirde çekeceğim. Almaty ya da Çimkent'te çekeceğim. Ama burada bunu nasıl eklemek istiyorum? Gelirken zaten yol boyu develer ve atlar vardı. Arkadaşlar merhabalar, şu an sahile geldim. Sahil biliyorsunuz Hazar Deniz'in. Bu tarafı Kazakistan, diğer tarafı Azerbaycan. Bir diğer tarafında ise İran var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten Kazakistan, yani sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama Kazakistan'ın Rusya sınırı var, Azerbaycan'a sınırı var. Sonra Çin'e sınırı var. Yani yüz ölçümü açısından bayağı büyük bir ülke. Türkiye'nin neredeyse 3 katı arkadaşlar. Ama Kazakistan'ın nüfusu 19 milyon arkadaşlar. Yani Türkiye'nin nüfusu küçük ama 80 milyon insan yaşıyor Türkiye'de ama burası 19 milyon nüfusu olan bir ülke aslında. Buradan edindiğim bilgilere göre arkadaşlarım burada, daha deyim ki arkadaşlar, birkaç soru sordum. Burada arkadaşlar askerlik yapma zorunluluğunuz yokmuş ama işe alırken askerlik şartı istiyorlarmış. Buranın asgari ücreti ise, yani şu an Aktau şehrinde asgari ücret biraz daha yüksekmiş çünkü herkes buraya çalışmaya geliyor. Yaklaşık o da 350 dolar civarında ediyor arkadaşlar. Yani 350 dolar alıyor buradaki insanlar ama pahalı bir şehir arkadaşlar. Yani bir çayın fiyatı bile, sorduğuma kadar bir çayın fiyatı bile 2 dolardan fazla arkadaşlar. Yani hani ne kadar, 34, 35-36 lira civarında ediyor şu anki kurla. Yani Kazakistan zaten ilk izlenimlerime göre çok pahalı bir ülke. Ama bilmiyorum nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Bir şekilde burada yani geçinmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten bizim de paramız azaldı arkadaşlar. Buraya gelmek için zaten bayağı para vermiştim. Gemiyle geldim biliyorsunuz. İnanılmaz rüzgar var. Yani Bakü'deki zaten rüzgardan o kadar çok bunalmıştım ki. Çok bunalmıştım. Şu an burada da aynı şekilde rüzgar var arkadaşlar. Çünkü Hazar Denizi'nden çok kötü rüzgar geliyor arkadaşlar. Burayı da size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Hani elimden gelen buydu. Çünkü gerçekten hani burada olan bir şey de yok yani. Yanımdaki arkadaşa da aynı şekilde dedim. Burada ne var ne yok dedim. O da aynı şekilde aynısını söyledi. Burada yani ben çok bir şey yok dedi. Park var dedi ve insanlar böyle yürüyorlar dedi. Aslında şöyle. Yani burada oteller falan da çok fazla aslında. Hatta Nur Sultan burayı Antalya'ya benzeteceğim demiş. Öyle diyor. Yani Antalya'da benzemiş. Yani çok benzemese de yani şu şekilde göstereyim. İnsanlar böyle görüldüğü gibi böyle dışarılarda böyle çay kahve içiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dünya turuma devam edebilmem için sizin beğenilerinize, yorumlarına ihtiyacım var. Çünkü çok zor şartlar altında geziyorum. Biliyorsunuz Türk lirası ile zaten gezmek zor. Hani kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve kendi imkanlarımla dünyayı gezmeye çalışıyorum. Bu gerçekten zor bir şey. Sponsorum yok. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Ben Kazakistan'ı gezmeye devam edeceğim. Yarın buradan başka bir şehre doğru gidiyorum. Bayağı uzun bir yolculuk beni bekliyor. Bir tane tırcı bulursam ne mutlu bana. Tırla beraber gideceğim nereye gidiyorsa artık. Almaty, başka şehre. İzleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Öpüyorum sizi. Bay bay. Teşekkür ediyorum izleyenlere.